Görüntülü konuşuyoruz sanıyor şu an. Ne yapıyor biliyor musun şu an o? Ne yapıyor? Benim paf içişimi taklit ediyor. Bu benim için vicdan azabı yani şu an. Şaka yapıyorsun. Çocuğa ilk örnek olduğun şeye bak Buse. Yani inanamıyorum sana. Bunu mu aldın benden Allah Allah? Gerçi teyzenden başka ne alabilirsin ki? İyice çirkinleştim herhalde. Annenin gelip seni alması lazım. Çakır teşekkür ederim. Espor dünya şampiyonu. Yapma ya. Ne oynuyor? Çakırım ben Çakır. Buse ya. Alp ya. Tam bir şey anlatıyoruz. Büşra atmayın güzelim. Bakın benim kocama yazmayın. Bir şey söyleyeceğim. Alp'e hediye atmayın şu an. Durun. Alp'e hediye atmayın. Anlamıyor musunuz? Senin evin yok. Senin evin yok. Senin kocanın evi yok. Ev Çakır almak teşekkür istemiyor ederim. musun? S2G Fero diye okunuyor. Yapma ya S2G. Kaç aylık kız? Tam 1 yaşında. Çorabına bak Alp. Maşallah ya. Ben tövbe yarabbim ya. Maşallah maşallah maşallah. Buse alır chat. O diğer ismi bilmiyorum. Ay, anne olmak çok zor. Teyze yarısı anne yarısıdır ya teyze. Evet, anne olmak zor, konuşmak daha zor yüksek ihtimal. Anne yarısıdır, teyze teyzenin yarısı arkadaşlar. Siz bu denklemi alın, ne yapıyorsanız yapın. Alp ya ceketimi ver. Artık ceketimi ver artık yaz geldi. Ceketimi ver. Harbiden ya. Burak mı giyiyor gerçekten ya? Yok, ne alakası var ya burada? Bura niye biz bura Hayır günah mı diyecektim geldi? ki nasıl oluyor? Arada sırada Mef böyle giyiyor, gözlük gözü takıyor Matrix gibi. Beni Geziyor evde. ağlattın canım. Ben yayını kapatacağım Alp. Seni öpüyorum çok. Tamam Cano. Hadi Kendine Allah'ım iyi bak. bebeği öp yerime. Hadi bay. Hadi bay. Oğlak siniri geldi. Evet, gerçekten az önce oğlak siniri geldi. Fark ettiniz mi? Durun bir dakika. Arda ve ablamla yaşıyorum. Evet. Arda ablam ve Arda'nın babasıyla. Furkan, teşekkür ederim. Burak. Bilbusfan, teşekkür ederim. Burak. Burak ya. Burak Arda'yı deli etti şu an. Hem ekrana bakıyor hem benim yüzüme bakıyor. Ne var suratımda diye. Şok oldu çocuk. Arda'yı ekrana getir ona gelsin bıyık. Gelmiyor ki. Hadi bıyık gelsin. Bıyık. Arda bak. Gelmiyor işte. Allah'ım yemin ederim benim gerçekten ilk ve tek aşkım şu Velet. 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 Abla çocuğunu alır mısın? Anne seni almaya geliyor. Aklıma. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Efendim. Gel hayatım. Gel. Gel.
Arkadaşlar o gözlerini mahvetti o ışık. Selim gel. Gel hadi gel. Onu yiyelim. Epe bay bay. Bay bay. Buse pastel kırmızı ruja normal şeffaf gloss gider mi? Ben bu arada kırmızı ruju glosslu sevmiyorum. Yani kırmızı ruj bence mat olmalı. Tabii bu her kişinin hayatı kendine. Yani herkesin fikirleri değişebilir. Belki güzel de olabilir. Bu kıza böyle kalı olsa hediye atardınız değil mi? Yok be, önceliğimiz tabii ki hediye değil. Önceliğimiz dedikodu, kaos. Önceliğimiz dedikodulardan benim haberimin olması. Sürdüğün şey ne? Sürdüğüm şey bir dudak ya, Krimko'nun. Bu da güzel bir şey. Arda yapmaktan 100 kere gloss sürdü. Gerçekten Arda'yı çok seviyorum ya. Dün kim kazandı? Neyi? Okey mi? İnanamazsınız. Tuğçe o okeyin yerini böyle yapamamasına rağmen o kazandı onlar. Ay biri numarasını atıp ara yazmış. Siz arar mısınız lütfen? Hepiniz arasınız mesela. Bir daha yazamaz. Gözüme parmağımı soktum çünkü az önce gözüm kör oluyordu. Işık ya. Işık yüzünden. Arkadaşlar ne momentu ya? Ne yapmam lazım? O ne? Hayır yapamam. Maalesef. Her şey bitmedi, bitemez. Buramdaki bir yara bu arada. Pazartesi gününden itibaren izleyin. Burak. Ho. Hani neden bu yani? O kadar taç varken, o kadar işte bilmem güzel şeyler varken illa bıyık taktırdın bize de yani. Yazıklar olsun sana. Dudak dolgun kaç mil? Yarım cc dudak dolgun. Şarkı yapmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Zirvede bıraktık şarkı konusunu yazmış. Gerçekten zirvede bırakayım dedim onu. Olmayınca zorlamıyorum ben biliyorsunuz. Ahmet kim arkadaşlar? Ahmet kim ya? Arkadaşlar ablamın bir saç tarifi yok. Bunu 60. kez söylüyorum. Şu yağ. Ablamın saç tarifi yok. Bu yağı alın ve saçınızın dibine sürüp tarayın tarakla. Okey.
Sonra yarım saat sonra yıkayın. İlk yıkamadan sonra anlayacaksınız. Sana küfür yazan kızı şey yaptın mı? Yapmadım. Gerçekten çünkü bir şuursuz için buradan aman işte gideceğim notere bilmem ne vereceğim falan uzun uzun iş. Ama bilemeyiz yani belki bunun için uğraşacağıma değecek bir şey olabilir yarın öbür gün bilemem. Arkadaşlar Ahmet yazdınız da o kim? Hala yazıyorsunuz çünkü. Estetik düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ve sürpriz yapacağım. Ay siz insanı kudurtursunuz bak. Kim vücut lazer ne zaman biter? 8 aya tamamen biter yani. Yani evet. 8 seans yani 8 ay demek. Hayır ya öyle bir şey yok. Melda teşekkür ederim. Ya chat yemin ederim çok fenasınız gerçekten çok fenasınız. Esra teşekkür ederim. Yarışmada mısın hala? Evet. Doğal güzelsin Buse. Hiç gerek yok estetiğe. Yok yüzümde hiçbir şey değiştirmeyeceğim zaten. En sevdiğin tatlı ne? Ben tatlı sevmiyorum arkadaşlar. Tatlı yemiyorum. Tatlı yemeyi de sevmiyorum. Ama Berlinerler var ya. Arada bir onlardan yiyorum. Onlar güzel. Zaten çok güzelsin. Teşekkür ederim. Afra ben de seni çok seviyorum. İnanamazsınız esnedim. Kandır adam nalda yâre. Of ben çok sıkıldım ya. Gıdık için bir şey yapmayacak mısın? Yapmayacağım hayatım. Leyla dün akşam mekanda gördüm Burak'la çok dalgın numaralı bozuktur. Ne diyebilirim ki? Yanlışlıkla okudum ya. Öyle değildir. Dido, hoş geldin. Buse çok güzelsin ya. Teşekkür ederim. Melda çok teşekkür ederim hayatım. Şu an dudağımdaki gloss değil dudak yağı. O da bu da krem konu. Gerçi lip gloss yazıyor. Ama satın alırken dudak yağı diye geçiyor.
Sanki lip gloss ne yani? Hani dudak yağı boğumu diyorum. Sanki lip gloss ne? Çok güzel giyiniyorsun programda bu arada. Kombinlerine bayılıyorum. Bu arada gerçekten şey hani bir şey söyleyeceğim. Hiç demedim ki şöyle bir kombin yapayım. Keşke deseymişim yani niye dümdüz hep dur tight falan giyip durmuşum. Bilbus fan teşekkür ederim. Jean şortlar sana aşırı yakışıyor. Cık, teşekkür ederim. Sık sık giyiyorum zaten. Son bölümlerde sık sık giyiyorum. Linklerini paylaşsana. Evet yapabilirim. O zaman bundan sonraki bölümlerde beni boydan kombinimin gözüktüğü şekilde bir fotoğrafımı atıp beni etiketlerseniz ben de onu kendi ülkemde paylaşıp linkini bırakırım altına. Olur mu? Kafasının arkası mı? Sana diyorum abla. Kafasının arkasına mı diyorsun? Ramlık'ta yemek değil bu arada. Orada yara var. Tuğçe açtı mı? Hey hey Hanım. ne yapıyorsun? Twitter'daki linçlerle vuruyorum kanka. Çok komikler arkadaşlar. Şuna bir ben bir açıklama getirebilir miyim herkes buradaysa? Eryana teşekkür ederim. Şimdi doğal olarak ben bugün sabahtan beri dışarıdayım. Benim siyasi görüşümü beni takip eden, beni yakından bilenler Twitter'dan olsun, normal hayatımda olsun bilirler zaten arkadaşlar benim siyasi görüşümü. Ve bu tarz şeylerde çok duyarlı olduğumu ve çok sert bir biçimde kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Gerek Twitter'da, gerek sosyal hayatta. Şimdi bu olayların karşısında ben gelip Twitter'a işte çok eğleneceğiz bilmem ne böyle mutluymuş gibi tweet atacak insan değilim. Bunu herkes bilir. Yani beni linçlemek için demeyin Serkan. kardeşim ne bileyim bana deyin ki benim saçımın dip boyası çıkışından linçleyin başka şeylerden linçleyin ama BKFC İran'a. bu beni linçleyeceğiniz bir konu değil tamam mı lütfen çok boş yani boş Şey bilmiyor muydun o yüzden mi attın? kanka bilmiyordum tabii şoka girdim ya bir saattir haberlere falan bakıyorum zaten neyse. Evet ben de izleyip sonra çok moralim bozuluyor dedim ki bir yayın açayım Az kaldı zaten kanka bu arada yani. Az günümüz kaldı. Sabır, sabır. Arkadaşlar sabır. ya. Adım Çok Rana, acı. seni çok seviyorum abla. Zekiye teşekkür ederim. Ben de üzüldüm. Bir de benim memleketimde olmuş olay. Ay sorma ya Buse. Sorma inanılmaz yani. Şu yobazlıktan bir yağ attıramadık kendimize ya. Hayır bu Gerçekten arada inanılmaz. bunu hiç kimseye yapmamalı. Ya bence yapılmamalı böyle bir şey. Kim Yani hiçbir tarafa. bu insan yani insan olan bir varlık Heh. bunu yapmamalı. Evet. Hani normal değil yani. Çok garip.
Arkadaşlar, Erzurum'daki mitingden bahsediyoruz. Evet, Erzurum'daki mitingden bana da ne olmuş ki yazıyorlar. Galiba onların da haberi yok. Daha yeni yeni çünkü paylaşılıyor şu an. Evet, doğru. Yapacak bir şey yok abi. Black'le ilgili şeyleri okumuyor, boşuna çırpınmayın. Hayır, okuyorum, sabahtan beri de cevap veriyorum ya arkadaşlar. Niye böyle bir tanesini iki tanesini okumayınca laf ediyorsunuz yani? Aa. Sen niye makyaj yapıyorsun? Makyaj yapmıyorum kanka, gözümün altı kaşınıyor. Çapağı çıkarttım. Elimle yapmak istemiyorum, tırnaklarım var. Neler yaptın bugün seni bıraktıktan sonra? Aşkım, toplantı yaptık ya. Tamam, okey. 12'si için, 12'sinde. 12'sinde gelecek olanlar var mı arkadaşlar? Evet, Tuğçe çalıyor, vıcıt vıcıt vıcıt. DJ Tuğçe Aleyna, DJ Gentil. Umarım 12'sine kadar bu arada çok farklı olaylar daha gerçekleşmez. Çıkmam yani, sahne almam. Gerçekten ciddiyim. Umarım. Ben seni biliyorum o parlamalarını. Kanka yok yani. Ülke hiç normal hale yani normalleşmiyor yani. Her gün farklı yobaz bir olayla karşılaşıyoruz. Gerçekten. Sesinden tanıdım seni bugün. Sen öldün değil mi? Arkanda bir şey yaptın. Bugün yolda çocuklarlayız, tamam mı Beyza? Teşekkürler. Yolda çocuklarla yürüyoruz. Ben de böyle sinirli sinirli bir şeyler anlatıyorum yine Yunus'a. Şu an chatte olan bir çocuk dönüp bir anda döndü, arkasını telefonda konuşuyordu. Allah kahretmesin, senin sesinden tanıdım dedi. Ben de güldüm. Dün zaten bu arada dün o kadar komikti ki, böyle bir 20 dakika falan şeyde durduk yani. Nedir onun adı? Rana, teşekkürler. Bizim tanıdığımız DJ'lerin yanında hiç yani. Sana teşekkür ederim. Ne diyorlar? Sana demiyorlar. Sana demiyorlar. Tam tersi, benim çok yakın bir takipçim bana laf attı. Bana da diyebilirler canım. Bana. Anladım. Sormayın arkadaşlar. Yo, kaybettik hem de 10 puanla. Niye böyle oldu? Senem, teşekkür niye ederim. Niye böyle oldu? Benimleyken ne zaman kazanabildin ki? Ben hep... Ne? Bir şey söyleyeceğim mi? Ben hep... Şu an benim yayın açtığımın haberleri yok kimsenin bu arada. Hep ben kazanıyorum. Kes. Tuğçe bayılıyor benim kes dememe ya. Yapma bana bunu. Bak, yapma bana bunu. Yes. Yapma kendine bunu. Yapsana. Kes. Tamam ya, öyle her dakika komik olmuyor. Bir şey bir kere gülünür. Gel. Arkada kanka, o olay sırasında da arkada ben benim elendiğim gün saçlarım yapılı ama saçım biri Anya'da biri Konya'da, böyle bakıyorum. Ne oluyor, ne diyor bu diye, anladın mı? Kes diyor önden biri böyle bir kes. Çok iyi ya. Ben çok seviyorum o kelimeyi. Gerçekten çok komikmiş. Pat diye atıp kalbimize indirecek bence. Ya siz var ya, yerim çok fenasınız. Burak! Dost Show! Atar tabi Burak. Helal olsun Burak sana. Aferin.
Aferin. Ben varım çünkü karşısında. Atar tabii. Bunları yenmem ama en az bir 10 bin bir uçak buçak bir şeyler, kırmızı arabalar, bunlar olmaz. Değil mi? Bu da. Yok be, Burak sabahtan beri gelip arada bir atıp çıkıyor. Tuğçe sen... Öyle yapıyordum ya. Tuğçe eve ne zaman döneceksin? Evimdeyim ya. Evimdeyim sana. Arkadaşlar zaten. Çok pardon. Yani bunun cesaretle bir alakası yok. Ben siyasi görüşümü belirtmek istemiyorum. Bir akıl karışıklığı yapmak istemiyorum. Al Yoş, teşekkür ederim. Yani bunu size söyleyip sizin de bir taraf olmanızı beklemiyorum. Ben bunları konuşmayı sevmiyorum. Herkes kendi özgürlüklerine sahip, kendi fikir özgürlüğüne sahip. Yani ama bırakın, yine de bu seçeceğim tarafımız belli. Tarafımız belli ama yani ben yorum yapmıyorum. Benim zaten tarafım belli. Söz de sadece yani hani dile getirmiyor arkadaşlar. Evet, ben oy kullanacağım. Ha. Aksine oy kullanmayanlara da çok gıcık oluyorum. Hani herkes oyunu kullansın. Manipüle etmemek adına bu yorum yapıyor Buse bu arada arkadaşlar. Her yere çekebiliyorsunuz her şeyi. Her şeyi her yere çekebiliyorsunuz. İnanılmaz. İnanılmaz. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben anlam veremiyorum ya. Gerçekten. Ne diyeyim ki? Saçımı boyatacağım arkadaşlar. Ben yani... Biliyorum bunu yani. Demek ki boyatmıyorum. Demek ki bir bildiğim var. Hani saçlarım çok yanık. Sürekli boyatamıyorum. Bayağı uzatmam gerekiyor. Hatta bana kalsa buraya kadar uzatıp boyatacağım. Ama öyle de o kadar da çorofan gibi olmaz yani. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Buse daha fazla story at aşkım benim. Ah ah, son 10 gün arkadaşlar. 10 gün sonra çok daha aktif olacağım eskisi gibi. Arkadaşlar bana başka güzel şeyler sorun. Ne soruyorlar ki? Sanemcim yani. Saçma sapan şeyler soruyor. Hep aynı şey. Neden son 10? Çünkü 10 gün sonra daha düzenli bir hayata geçiş yapacağım. Yani set saatleri falan oturmuş olacak öyle. Daha güzel bir şeyler sorun. Nasıl donmuşum? Ay biz dün... Ay yine ben kazanmışım. Şansa bak. Şey, dün biz tostçuya gittik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tostçuya giden var mı bugün? O tostçudan ilk yani 10 tane bizim adımı söylerseniz 10 tane ücretsiz tost yiyebilecektiniz. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen Çağrı'ya haber verdin mi yayın açarken? Hayır. Ben açmayacaktım ki kanka. Bir anda bir de sen çocuğa gel, sabah gel, dedin ki haber vereceğim. Dur bakayım yazayım ben ama. Allah seni kahretmesin. Hayır arkadaşlar, Tuğçe'nin performansına maalesef gidemeyeceğim. Başka bir zaman. Dudak dolgunu kim yaptı? Kadıköy Klinika'da yaptırdım arkadaşlar. Sürekli 3 yıldır gittiğim tek yer orası. Yazdım bu arada kankam. Eşek saat 1 olmuş. İsmail teşekkür ederim. Saat 1 olmuş da yeni girdim ben zaten kanka. Ne yapayım? Emineciğim teşekkür ederim. Sanemcim teşekkür ederim bebeğim.
Bu arada benden çok istediğiniz bir kısa vlog daha çektim. Onun editini yapacağım. Çok tatlı oldu. Ne yaptım biliyor musun kanka? Ne? Öyle aklıma geldi. Çekim dedim. Normalde çekmeyecektim. Stüdyoya gittim prova yapmak için. Beyanda Bugün mü? çalıyorum ya. Yok. 2 gün önce falan gittim. Dedim ki birlikte hazırlanalım. Stüdyoya gidelim. Stüdyodan birkaç kesit falan böyle ekledim. Çok tatlı olacak video. Oha. Güzel olur, güzel. Yap arada bir hazırlanma vlogları falan. Yapıyorum kanka. Hoşuma da gidiyor bu arada. Seviyorlar da yani. Gerçekte daha güzelsin. Dün şahit oldum. Teşekkür ederim Muhammed. Sana amcim teşekkür ederim aşkım. Tuğçe bu arada ben de setup'a fazla hakimimdir ha. Ha tabii, Çalarım tabii. yani. Geçmişten. Geçmişteki bilgilerin. İster istemez. İster istemez geçmiştir insandan insana. Ha. Geçmiş öyle geçmiştir insandan insana. Tabii tabii. Evet. Ay aşkım keşke arkadaşımla olsan ya. Keşke hepinizle şöyle buluşup arkadaşça takılabilsem ama işte. Glossum benim her zaman. Bu arada hiç pot kırmaktan vazgeçmiyor gerçekten. Benim linkim de var. Ne niye pot kırdım ya? Ne depotu? Linki koydum bu arada aşkımsı. Bakabilirsin glossum bu. Ne potu ya? Buse bol bol kırmızı rujtur hayatım, aşırı yakışıyor. Evet mesela bana koyu renkli ruju yakıştırmayan biri var. Ama arkadaşlarım hep de bana kırmızı rujtur der mesela. Kim yakıştırmıyor? Kim yakıştırmıyor? Neyse görürler kimin yakıştırmadığını, boşver. Sana mat kırmızı çok yakışıyor. Mat kırmızı. Şükran teşekkür ederim balım farem. Of Şükran dur be. Ağzımızın tadı bozulmasın. Biraz da bozulsun. Benim mi bozulacak hep? Ya. İsmail teşekkür ederim. Ama Tuğçe önde, son 30 saniye. İsmail teşekkür ederiz çok ya. Çok sağ ol İsmail. Ben daha R&B çalabiliyorum tabii Tuğçe. Sen ne çalıyordun? Hangi tarz? Hepsini çalıyorum. Sevdiğim kanka Techno House. Ama ben de severim. Bazı işler R&B geldiği için R&B de güzel çalarım ama böyle Conversion R&B çalmam yani, nasıl diyeyim size biraz. Böyle nigga R&B'si. Ya bari kazanayım. Hiç kazanamadım, lanet olsun ya. Gerçekten lanet lanet. Hey teşekkür ederim. İsmini göremedim, tıklayamadım, kusura bakma. Thank niye you. Niye böyle oluyor ben anlamadım ya. Ben normalde hep kazanırdım arkadaşlar. Neyse olsun, canı sağ olsun. Bu husus kuşumun canı Ayşe, sağ olsun. Ayşe teşekkür ederim. Makyajsız seviyordur belki, o yüzden belki. Benim sürekli yayında çıkartıp Rus gloss sürmem sürekli. Gerçekten bu arada bundan böyle 4 tane falan bitirmişimdir, haberiniz olsun. Bu hepimizin rujuydu bu arada. Ay evet Tuğçe, özellikle ben senin çantanı alıp çıkıp sürüp giriyordum ya. Yani hani bu arada kurtarıcı bir şey. Bir şey soracağım, bunun muadili çıkmış biliyor musunuz? Bu arada muadilin de muadili çıkmış. Bu zaten Fenty, evet, muadili ben. Değil mi? Evet. Fendi'nin muadili. Bunun da muadilinin muadili çıktı. O da çok güzel. Bayağı uygun fiyat ama alıp denemem lazım size. Influence etmem için. Yani kendime bakmam lazım. Nix'in ki mi? Hayır kanka. Golden Rose çıkarmış. Aynısı. Tamamen aynısı. Ha, Golden Rose'unki güzel bu arada, onu biliyorum. Hmm.
Ben İddialı postlar at. Evet, güzel postlar çekileceğim haftaya. bu aralar ne parfüm kullanıyorum biliyor musunuz? Çok seviyorum onu. Şey. Neydi ya onu? Allah kahretsin onu ya. Kelvin, onu mu diyorsun? Hayır. Bakıp gelmem lazım bir dakika. O arada zaten bitmiş canı yani. Böyle bir 6-7 pompalık canı kalmış. Alın. Şöyle söyleyeyim, yaz, kış. Müthiş bir parfüm. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor kanka. Valentino'nun. Neydi bunun adı bilmiyorum ama ya. Adını unuttum. Valentino'nun şu şişesi işte, bilirsiniz bilmiyorum ama kokusu çok iyi. Bayılıyorum buna. Bu. Of çok iyi. Böyle nasıl biliyor musunuz? Çiçeksi baharatlı. Çok ağır değil. Çok çiçeksi de değil. Çok iyi bence. Öyle. Bundan sonra ben yayını kapatıyorum. Sonra Tuğçe birazcık tek devam etsin. 1 saat 10 dakikadır yayındayım. Yarın için hazırlanmam lazım. Bu o kadar oldu mu senin kanka? Evet. Çünkü sen bana dedin ki 11'e 10 geçe yayın edeceğiz. Ben de Sonra 11.30'da açtım. yayına girmeme karar aldım kendimce. Sonra senin yayına girdim. Sen dedin ki gel. İyi Evet, dedim, bari Beyza teşekkürler. Ben gel gelin. dedince açtım, gördüm. Kınadıklarınızın başrolündesiniz. Evet, bu hayatta kınadığım ne varsa hepsinin başrolünü ben oynadım zaten. Tükürdüğüm her şeyi tek tek yalamayı öğrendim. Çünkü Ben de hayatmış bu yani. Böyle yaşanıyormuş. onu yaşamıştım kanka. Kınama. Aşkım su, saçın çok mu yandı? Bu arada benim kullandığım saç bakım şeylerini gene linke koydum, girip bakabilirsiniz. Ben yani çok muzdaribim saçımdan bu arada. Çok şey yaşamışımdır. Çok. Kaynakta kullandım bundan 3 sene önce falan. Gene böyle tam böyle gitti gibi oldu. Toparlamaya çalışıyorum şu an. Toparlayacağım inanıyorum. Bu topaz rengi. 009 rengi. Neyin? Numarasını sormuşlar kanka Maybelline'in. Bayılacağım, o kadar uykum geldi ki. Evet arkadaşlar, uykum geldi diye böyle oldum. Yarınki giydiğin şeyin çirkinliği. Şimdi ben onu anlatayım size neden giydiğimi. Ne o? Ne giydin? Spor takım giymiştim. Ne yok kanka, hangisi? Bir tane Guess takım giymiştim ya, spor atlet şort. Niye öyle diyorsunuz? Aslında çirkin bir takım değil ama spor Çok kıyafetimdi tatlı. onlar benim bu arada. Ama saçma sapan kilo aldığım bir dönem olduğu için de kıyafetlerim olmuyordu. Onu çok mecbur kalıp giymek zorunda kalmıştım orada kıyafetlerim bitince. Yanımdaki tek kıyafetim de oydu ve onu giymek zorunda kalmıştım. Yani öyle bir şeydi. Teşekkür ederim bu arada Gülseren. Anda bir şey oldu. Saçımın derisi. Ayşe. Aşkım, saçının derisi pul pul dökülüyorsa büyük ihtimal saç egzaman vardır. Bence bilmiyorum, bitkisel içerikli şampuanları önerebilirim. Ya da bilmiyorum. Bir kokular. Ben 59 diyorum. Ben öpüyorum seni aşkım, çok yayını kapatacağım. Love. Bye. Öptüm aşkım balım. Kıyafetler sizin mi yapımı veriyor? Yani ben kendi gardırobumdan giyiniyorum ama yapımın orada bir stilisti, stylingi var. Bazen kıyafetleri kalmayınca arkadaşlarımız ondan da yardım istiyorlar tabii ki. Belki bazen ben de isterim. Ama kendi gardırobumdan giyiniyorum. Hepinizi öpüyorum, çok seviyorum. İyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Buse, sende de bir stoklama var. Önce Blaine tweetini beğendin, sonra geri çektin. Yani Blaine tweetini bu arada hoşuma gitti diye beğendim. Doğru bir cümleydi diye beğendim.
Sonra insanlar onu yanlış yerlere çekince sürekli altında böyle bir şeyler aradılar ama aslında karşımdaki kişi Black'ti ve Black'in tweetini beğenmem kadar normalde bir şey yoktu ama insanlar boş boş yorum yapmışlardı diye. Ben de beğeniyi geri çektim. Kimsenin onu konuşmasına gerek yok diye. Öptüm. Görüşürüz.